Seviyor. Eda. Efendim Betüş, neredesin? Kafedeyim. Ya tam karşında, görünmesin. Yalnız mısın? Yalnızım. Tarık aradı. Birazdan o gelecek. Sakın gelmesin. Aa, sen de. Bir gelsin, bir gelmesin. Ne oluyor ayol? Aa, sen de kimsin? Safiş, neler oluyor böyle? Asıl siz bana söyleyin neler oluyor. Sonra anlatırım. Ne olur sen Tarık'ı ara, biraz dışarıda oyalanın. Neden ki? Safiye Hanım'la biraz yalnız kalmamız lazım. Anlamadım ama. Peki. Hadi gelin Safiye Hanım. Eda, ben geldim. Canım sevgilim, gel. Gelmesin, gelmesin. Kafeden ayrılın biraz. Ay, nasıl da unuttum. Alınacak bir şeyler varmış. Hemen şurada gel, biz alıp gelelim. Ama kafe boş. Ne olmaz yapacağız? Bir şey. Ha? Allah Allah. Buraya uçarak geldik. Kızınız Çilek de, siz de beni duyuyorsunuz. Yoksa siz de cadı mısınız? Önce biz sizi tanıyalım bakalım. Siz kimsiniz? Yok yok. Siz de kesin başka alemdensiniz. Eminim. Önce size anlatacaksınız. Kim, nasıl sizi bu hale getirdi söyleyin bakalım bana. Ben Safiye'yim. 55 yaşında dul bir hanımım. Yani hanımdım. Ta ki 3 gün öncesine kadar. 3 gün öncesine kadar mı? Evet. Uzun zamandır beni rahatsız eden yaşlı, çirkince bir bey vardı. Kendisi bana aşık olmuş. Ama ben onu beğenmedim. Bir daha beni rahatsız etmeyin dedim. Öyle bir kahkaha attı ki sanki bütün dünya onun sesiyle çınladı. Sonra seni süslü fani seni. Ben bir cadıyım. Kimse beni reddedemez demesin mi? O güne kadar hiç inanmazdım böyle şeylere. Ama bu hale gelince... Demek sizi bir cadı bu hale çevirdi. Siz ve kızınız Çilek cadısınız değil mi? Çünkü o cadı bana seni ancak benim gibiler duyar ve kurtarır demişti. Hayır. Madem siz de bu konuda biraz bir şeyler biliyorsunuz, ben de size açıklama yapayım bari. Ben ve Çilek aslında birer periyiz. Cadılar bizim uzaktan akrabamız olurlar. Ama arada şöyle bir fark var. Periler sihirlerini iyilik için kullanırlar, cadılarsa kötülük yapmak için. Öyleyse siz beni bu durumdan kurtarabilirsiniz. Bunu anneme sormamız gerekiyor. Anneniz mi? Bu tür sihirleri en iyi o bilir. Yoksa anneniz bir cadı mı? Yok. Cadı denecek kadar kötü biri değil. Betüş, Betüş. Kafe açık mı? İçeride misin? Babam geldi. Kapıya pati atıyor. Bir dakika, bir dakika. Anlayamadım. Babanız mı? Pati mi? Umurcuğum, geldim, geldim. Bak, kendi ellerimle sana çörekler, börekler yaptım. Bırak şimdi çöreği, böreği. Madem evde o Taci denen köpek yok, Eda yok, gel şöyle rahat rahat oturalım. Bu ne demek şimdi? Aa, farkında değil misin? Evde yapayalnızız. Bunun tadını çıkaralım. Ne yapıyorsun sen öyle? Canım, bizim yaşımızda bu kadar zamandır beraber olan insanlar ne yapar Dudu? Sakın ha, aklından bile geçirme. Duyamadım. Sakın ha, ben de bunu duymamış olayım. Aşk olsun, ne dedim ki, niye kızdın Dudu? Ben senin bildiğin kadınlardan değilim. Evlenmeden önce ben sıkı fıkı olamam. Şaka yapıyorsun herhalde. Bu kadar geri zihniyetli olamazsın. Bal gibi de olurum. Ayrıca bu geri zihniyetlilik değil. Ahlak, ahlak. Ne yani? Ömrümüzün sonuna kadar böyle liseli aşıklar gibi uzaktan uzağa mı? Ne sandın? Ne bekliyordun? Ben çocuk değilim. Ne? Bu yaştan sonra böyle bir ilişkiyi çekemem. Öyle mi? Bu iş bitti. İyi ki de senin gibi biriyle evlenmemişim. Beni terk mi ediyorsun? Evet, seni terk ediyorum. Kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Son pişmanlık fayda etmez. Gidiyorum. Hay Allah, başınıza gelenlere çok üzüldüm. Ben de sizin. Hadi bize gidelim. Annen beni eski halime çevirmeyecek ama belki Safiye Hanım'a yapılan sihri bozabilir. Ay babacığım, yani Umur Bey oradayken gidersek annem bize çok kızmaz mı? Ne yapalım? Bu hanımı hemen şimdi bu durumdan kurtarmamız lazım. Başlatmasın şimdi umurundan mumurundan.
İyi peki ne diyeyim? Hadi gidelim o zaman ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.